ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders ve içeriklere ulaşabilirsiniz. İnsana verilen sınırlı iradeye ne at verilir? A. Sorumluluk. B. Ömür. C. Cüz'i irade. D. Tevekkül. Doğru cevap C, cüz-i irade. İnsanın yaptığı tüm davranışlardan sorumlu olmasının nedenleri akıl sahibi ve nokta nokta olmasıdır. Yukarıda verilen noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) özgür, B) irade sahibi, C) Allah'a olan sorumluluk duygusu, D) fiziksel olarak diğer canlılardan daha iyi yaratılması. Doğru cevap, B. İrade sahibi. 1. İnsanlar barış ve huzur içinde yaşamak için toplumsal yasalara uymak zorundadır. 2. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. 3. Kur'an-ı Kerim'de toplum ahlakı hakkında birçok konuya değinilmiştir. 4. Allah evreni yoktan var etmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A. 1, 2, 3 ve 4 B. 2, 3 ve 4 C. 1, 2 ve 4 D. 2 ve 3. Doğru cevap, A, 1, 2, 3 ve 4. 1. Yaratılış, 2. Sünnetullah, 3. Kader, 4. Külli irade, yukarıdaki kavramlardan hangisi Allah, ığne sonsuz ve sınırsız iradesini ifade eden bir kavramdır? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Doğru cevap, D, 4. İnsanın herhangi bir işte başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan tedbirlerin hepsini aldıktan sonra, sonucunun kendisi açısından iyi ve hayırlı olması için Allah, a. güvenmesine ne at verilir, a. emek, b. çaba, c. tevekkül, d. kader. Doğru cevap c. tevekkül. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak, düzensizlik görüyor musun? Yukarıda verilen ayette aşağıdaki durumlardan hangilerine rastlanır? A) Dağınıklık B) Planlılık C) Düzensizlik D) Aksaklık. Doğru cevap B) Planlılık. Allah'ın irade ve takdir ettiği şeyleri, yeri ve zamanı gelince yaratmasına ne at verilir? A. Kaza, B. Kader, C. Kıyamet, D. Ecel. Doğru cevap, A. Kaza. Kim doğru yola giderse, sırf kendi iyiliği için gider, kim de sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez, biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz, ayeti neyi vurgulamaktadır? a. İnsanların tercih özgürlüğünün bulunduğu, b. Her şeyin Allah tarafından geldiği, c. Allah'ın tek ve eşi benzeri olmadığı olduğu, d. Söz ve davranış seçiminde kaderinde yazılanı yaşadığı. Doğru cevap A, insanların tercih özgürlüğünün bulunduğu. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine ne at verilir? A. Tevekkül, B. Ömür, C. Ecel, D. Kader. Doğru cevap B. Ömür. Dünyanın sonun gelmesi ve yeni bir hayatın başlaması bunun zamanın yalnızca Allah'ın bildiği olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Kıyamet B. Ahiret C. Cennet D. Cehennem Doğru cevap A. Kıyamet Allah'ın her şeyi belli ölçü ve düzene göre yaratmasına, nokta nokta, denir, toplumsal olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyan kurallara ve prensiplere kuran ı kerimde, nokta nokta, denir, yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir, a, kader, fiziksel yasalar, b, fiziksel yasalar, sanetullah, c, kaza, Allah'ın kuralları, d, kader, sünnetullah. Doğru cevap D kader, sünnet tula. Toplumda sıklıkla kullanılan alın yazısı, kara talih, bat kısmetsiz gibi kelimeler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? A) Tevekkül B) İman C) Kader D) Ecel. Doğru cevap C kader. Hiçbir şeyin gereksiz ve amaçsız yaratılmadığına dair ayet aşağıdakilerden hangisidir? A. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler, Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. B. Odur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. C. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık. D. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Doğru cevap A. Yaşam süresinin bitişidir, canlıların yaşam süresidir, insanın gayreti ve çabasıdır. Yukarıda verilen tanımlarla kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? A) Ecel B) Rızık C) Emek D) Ömür. Doğru cevap B) Rızık. Ayetel Kürsi Allah'ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ayetel Kürsi de yer almaz? A. Allah'ın izni olmadan huzurunda kimse şefaat edemez. B. Allah'ın kudreti sonsuzdur. C. Allah ana babaya iyiliği emreder. D. Allah'ı ne uyuklama tutar ne de uyku. Doğru cevap C Allah ana babaya iyiliği emreder. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.